İbrahim abi orta saha oynar. Ben yok, Karan'ın önüne beklerim. Top geldiyse vururum, tamam. Gelmezse bu tarafa giderim. Bir gecenin bir kafa vurur, İzmir'de. Bir kafa vururum dedim. Demek kafa vurma şekli de var. Bir tane vurdum, direkt çöktüm yere. Başka böyle bir şey olamaz, şerefsizim. 10 dakika sonra ben kaldım. Tamam mı? Hocam. Zing demiş hem. Tamam. Bir tane balyoz çarpar gibi ya. Hocam. Abi kafa vurmanda bir şey var mı? Hocam. Tamam abi, ne içersin? Yok, yavaş yavaş. Hazır mı? Su içerim. Biliyorum, vermişler. Hani İstanbul olsa büyük şehirdesin, tamam mı? İzmir bile değil yani. Adana gibi yerde futbola tarihte de çok önem veren halkıyla olsun, zengin iş adamları olsun. Fakat bu ara bana göre bırakmış durumdalar. Bu ara onlar, bu ara yendik bir daha yenemedik ha. Eğer iş adamları sahip çıkarsa inşallah bizim Urfa'daki değerli büyüklerimizle bir defa başkan çok faal bir başkan, onu söyleyeyim. Çok faaldir. Çok sevilen bir insandır. Girmediği çıkmadığı yer yoktur. Halledemeyeceği bir şey yoktur. Gönülle, hatırla. Ve bir de kime telefonu kaldırsa gönlünü hatırını kırmaz. Zoraki bir şey hiç. Onu anlatmak istemiyorum. Böyle bir şey zaten olamaz. Fatih hepimizin gönlünü sevgiyle, sevgisiyle, adam gibi adamlığıyla korumuştur. Kime telefon açsa mahcup olmayacağına inanıyorum. Ki bana 100 telefonun 99'unda ancak dönerim, bir tanesinde dönemem. O da çok, eğer önemliyse ve o tarih ise bilmem neyse dönemem yani. Onun dışında dönerim. İyi bir başkana sahip olduğumuzda, diğer geçen başkanlarımız da süperdir. Onların başka işleri vardır ama kendini olağanüstü Urfa'ya adamış, Urfa Spor'a adamış. Evet, Allah da onun dileğini yerine getirdi, başkan oldu. Ona tüm kalbimizle desteğiz. Sizlerin de yanındayız. Maddiyet çok önemli bir şey değil. Her şey maddiyetle olmuyor. Onun maddiyetsiz halledeceği çok şeyler var. Aynen bizim de öyle. Başarılarınız daim olsun. Ben kesinlikle ve kesinlikle hayatım boyunca dilediğim bir şey vardır. Urfa Spor'u birincilikte ne zaman göreceğiz? Van çıktı. Diyarbakır çıktı. Siirt çıktı. Maraş, yani pardon ya. Pardon. Urfalılara diyorum. Pardon. Ayıp denen bir şey vardır. Urfa'dan çıkmayan sanatçı, çıkmayan iş adamı, çıkmayan bakan, çıkmayan milletvekili yok. Futbolda hep yerimizde sayıyoruz. Yani biraz hafif destek. Hem maddi hem manevi destek gerekli. Çünkü ha, destek şöyle. Bu futbolcular yaramaz yerlerine yabancı getiren başkalar, hayır. Urfa'da ne gençlerimiz var. Ve şu anda gördüğüm kadro dört dörtlük, dinamik ve zeki görünüyor hepsi. Çünkü konuşmalarından anladım. Kendi kendilerini tanıtan ve kendi tavrımın üslubunda bir yorum getiren kendi kendine. İnsan kendini belli ediyor hemen. Yalnızdayız. Sonuna kadar da yalnızdayız inşallah. Allah mahcup etmesin. Birincilikte çıktığımız anki vereceğim sözü şimdiden, hani derler ya, bana böyle bir şey olsa da sana ne yapacağımı hayal bile edemiyorum. Hayal bile edemiyorum birincilikteki yapacağım bir şey. Onu söyleyeyim.
O zamana kadar kendimi iyi toparlamam lazım. Maddi manevi toparlamam lazım. Yemin ederim. Birincilikte gördüğüm an Urfa Spor'u herhalde ondan daha güzel bir şey olamaz. Yani bir kazadan dönüşe benzer. Allah göstermesin. Bir ölümden dönüş gibi bir şeydir. Onu söyleyeyim. Onun verdiği huzur, onun verdiği mutluluk. Çünkü yıllardır böyle bir şeyimiz olmadı. Yani etrafımızda kim varsa hepsi birinciliğe çıktı. Konuşma metnini çözeyim mi abi? Yani diyorsun birinciliğe çıkan varsa bir şey yapmam yani. Vermem benden bir şey beklemem. Eyvallah. Yok, değil. Orada görmek istiyorum. Orada görmek istiyorum. Olur mu öyle bir şey? Olsun İbrahim abi. İbrahim abinin her zaman için bizim Urfa'nın en iyi temsilcisidir. En iyi temsil eden, en iyi gösteren. İyi bir Urfalıyım, onu söyleyeyim. Her zaman için. İyi bir Urfaçıyım. Biz de böyle her zaman için yalnız olmasın. İyi bir Urfa kastesiyim, yani Urfalı kastesiyim. Urfalıları ararım bulmam nerede olsa. Bazı dansları sevmem, onu söyleyeyim. Hani bize bir laf vardır Urfa'da, derler. Deli sevilir, densiz sevilmez. Hakikaten deli koştur. Mesela ben geldim, halen ona yararım. İçinizde tanıyan var mı ki bilmiyorum. Edo'yu. Deli Edo'yu bilen var mı içinizde? Futbolculara sorun. Deli mi var da Deli Edo'yu. Ya Deli Edo'yu geldim film çekerken, o Fırat'ı çekerken. O şeyde... İşte o şeyde ya... O Fazliye olan yer neresi? Hasan orada gördüm nasıl bizim kameraman da yanımızda arkadaşımız. Nasıl onu kameraya aldığımı... Hiç var mı? Yok. Yok. Kimde var o sinir, o şey? Kendi kendini yiyen adam. Parçalar da böyle. Ya böyle sinirli bir adam yok. Bir şey neyse deysen ki cigara içeyim sen, bu lafa sinirleneyim. Para verir mi sinirleneyim? Para ver sinirleneyim. Ben hayatımda böyle bir deli görmedim. Ama bu hoş delidir. Densiz hakikaten sevilmiyor yani. Teşekkür ederim. Anıtını dünyaya tanıtmış bir isimdir. Hakikaten bir fenomendir. Kendisiyle de gurur duyuyoruz, takdir ediyoruz. Her zaman da, her yerde maddi manevi desteğini, her zaman yani bizden kilometrelerce uzakta olsa bile her zaman maddi manevi desteğini hissetmişizdir yanımızda. Kendisine bu konuda saygı duyuyorum. Her konuda da biz de abimize inşallah layık bir şekilde şampiyonu hediye edeceğiz. İbrahim abi için yapacağız inşallah. Ona hediye edeceğiz. Bugünkü işte alacağımız iş puan da bizim için çok önemli. Yeni bir şey başlangıcı. İbrahim abi de sağ olsun burada olmasından dolayı ilk şampiyonluğu da İlk maçı da son zaten gelen şampiyonu da İbrahim abi ediyormuş. Saat kaçta maç? 8'de mi? 8'de abi. Senin uçak kaçta abi? Bizim uçak şimdi indi herhalde. Saat yarım da. Yani abi de uçağa gidecek. Yine de bu arada içeride bir yere. Keyif aldım gerçekten. İnşallah bugün fazla ümitli konuşmayayım. Çünkü terse dönebilir Allah korusun. Allah'ın izniyle inşallah abi. İnşallah. Valla hep fişek gibi hazır yani hiç bomba gibi. Valla ben işte bu partiden dolayı çok şey konuştum. Kesin konuştum. Bir de basiretimiz bağlandı. Buradan da Urfalılardan televizyonda da söyledim. Yine söylüyorum. Yine özür dilerim. Basiretimiz bağlandı. Yani biz bir şeyi yapmaya giderken biz kendimizi yaptık. Daha doğrusu. Çok peşin konuşuyordum öyle. Onun için hayal kırıklığına uğradım. Yine burada peşin konuşmayıp neticeyi inşallah akşam İbo Show'da alırım. İbo Show'da da anlatırım. Eyvallah. Sağ ol. Apo, sen Damla Hanım'a da bildirirsen durumu neye olursa iyi ki. Tabii haberim.